Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yarın Ankara'ya gidiyoruz ve bugün saat şu anda gece 12 ve videoya şimdi başlamaya karar verdim. Arkadaşlar normalde benim bu hafta İzmir'de olmam gerekiyordu. Bilmeyenler için Kuşadası'nda yaşıyorum ve İzmir'de üniversite okuyorum. Ama bir haftalığına dedim ki ara vereyim, tatil yapayım, ailemle vakit geçireyim ve ailemle birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Annemin best friendlerinden birinin yanına gideceğiz. Ve kardeşim Anıtkabir'i daha hiç görmedi. O yüzden ona Anıtkabir'i göstermek istiyorduk. Yalnız tam bizim gideceğimiz zaman Ankara'yı sel bastı. O yüzden umarım bizim gideceğimiz semtte yoktur diyorum. Şimdi hemen valiz hazırlayacağım, öyle uyuyacağım. Ama buradaki eşyalarımın yani Ankara'dan döner dönmez beni İzmir'e bırakacaklar. Zaten İzmir'den uçacağız Ankara'ya da, havalimanı İzmir'de olduğu için ve dönünce de beni direkt yurduma bırakacaklar. O yüzden ben birkaç tane eşyamı arabada bırakacağım. Ankara'ya götürmek için de bir tane valiz hazırlayacağım. Dönüşte o arabada bıraktıklarımla ve bu valizle birlikte beni yurduma geri bırakacaklar. Bakın götüreceğim valiz bu. Şuralar çok dağınık şu an ve bu sırt çantasını da arabada bırakacağım. Onlar direkt yurda gidecek Ankara'ya gelmeden. Arkadaşlar şimdi annemle birlikte hazırladık. Ben valizi götürmemeye karar verdim. Valizi bu şekilde hazırladık. Bunların hepsi direkt İzmir'e gidecek. Biz gelene kadar da arabada bekleyecek. Bunlar yolculukta giyeceğim kıyafetler. Askılı ve eşofman giyeceğim. Ve bu ikisi de benimle gelecek olanlar işte. Bu çantada kıyafetlerim var. Makyaj malzemeleri vesaire var bu şekilde. Bunda da iPad'im ve cüzdan vesaire var. Bu yanımda gelecek. Şimdilik böyle, artık uyuyacağım. Hello arkadaşlar, ertesi günden kalktık, hazırlandık, kahvaltımızı yaptık, her şeyimizi hazırladık, birazdan çıkacağız artık. Ankara'ya gidiyoruz. Umarım artık bugün hava biraz daha düzelmiştir. Heyecanlı mısın Anıtkabir'i göreceğin için? Evet, ilk defa Atatürk'ü görmeye gidiyorum arkadaşlar. Benim kombinim böyle, rahat bir eşofman giydim, bayağı bol, bayağı geniş. Üstünde de böyle normal bir tişört var. Bu valiz arabada kalacak dediğim gibi ve bu ikisi benimle gelecek. Arkadaşlar saat 4 ve biz daha yeni çıkacağız. Kediş aşkım, birkaç gün evde tek kalacak, 2 gün. Her yere böyle mamasını falan koyduk. Üst katada koyduk, banyoda da var. Arkadaşlar çıktık, hemen önce bir Migros'a geldik. Buradan sakız falan alacağız, sonra hemen gideceğiz yoksa geç kalacağız. Şimdi bizim bu sulara gidene kadar bitirmemiz lazım yoksa alacaklar. Arkadaşlar geldik. Hayatımda yaşadığım en heyecan dolu anlardı. Çünkü yetişemeyecektik. Bakın gerçekten şakasız son dakikalarda yetiştik ve şu anda ben hala video çekiyorum çünkü uçağı almamışlar. Uçak 18 dakika sonra kalkacak ama bizim erkenden burada olmamız gerekiyordu. Gidiyoruz. Arkadaşlar bindik ve tam kanat kenarı, o yüzden biraz fazla sallanıyormuş, kötü oldu. Sonunda indik. Bayağı rötarlı ve türbülanslı bir yolculuktu. Yalnız gelirken cidden uçağı kaçıracaktık. Röter yapmış, sırf o sayede yetişebildik. Burada böyle camlı bir asansör varmış, kardeşim onu çekmemi istedi. Cidden çok yorgunum. Saat 10 olmak üzere ve daha yeni yemek. Burada manzaramız. Alo. Bu ne ya? Arkadaşlar hello. Şu anda uyuyacağım. Odaya geldim. O yüzden biraz video çekeyim dedim. Kaldım odaya çekemiyorum çünkü biraz dağınık. Etrafta eşyalarımız var. Şimdilik pek bir şey çekemedim. Çünkü bütün gün yolculukla geçti. Gelince de gelir gelmez buraya geldik. Ve ondan sonra sohbet muhabbet derken saat geç oldu zaten. Ama 2 gün boyunca gezeceğiz ve oraları çekeceğim. Şimdilik böyle, yarın görüşürüz. İyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Bayağıdır böyle uzun bir yerde kalmıyordum. Biraz korkunç geliyor. Günaydın. Günaydın. Hello. Hazırlandım, geldim. Böyle çok günlük şeyler giydim. Altıma paraşüt pantolon, üstüme de tişört. Şimdi çıkıyoruz. Get, 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 get
yürüyoruz. Bak canım, mezarımız var. Yani yeter. Fotoğraf çekilmişti. Gençler, atayı ziyaret ettik. Şimdi artık gidiyoruz. Ne hissediyorsun? Çok merak etmiştim. En sonunda merakımı götürdüm. Gençler, şimdi Atakule'ye geldik. Size dışını çıkışta çekeceğim. Çünkü girerken çekemedim. Bakın, burası o yuvarlak olan kısımda. Oraya nereden çıkılıyor bilmiyoruz. Ankara manzarası. Arkadaşlar, şimdi oraya çıkış ücretliymiş. Kardeşimle ikimiz çıkıyoruz. Arkadaşlar, gelirken asansör çok hızlıydı. Bayağı hızlı bir şekilde çıktık ve bütün Ankara buradan gözüküyormuş. Çok güzel gerçekten. Böyle 360 derece. Bayağı rüzgarlı ve soğuk bu arada. Arkadaşlar, gerçekten çok güzel. Bayağı bütün manzara gözüküyor şu an. Bütün gökdelenler falan filan. Yalnız bayağı esiyor. Artık gidiyoruz ama nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Arkadaşlar, indik şimdi. Annemlerin yanına geçeceğiz. Onlar stardaymış. Donduk. Aspava'ya geldik yemek yemek için. Karada burası meşhurmuş diye duyduk. Arkadaşlar, yemek yedik ve artık çok yorulduk. Şimdi döndük, hele şükür. 8. kata bastığımı çeksene. Sonunda geldik. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ertesi gündeyiz. Dün eve geldik ve çok yorulmuştuk gerçekten. Hemen yemeği yiyip uyuduk. Ve dün gerçekten neredeyse hiç uyuyamadım. Bugün de erkenden kalktık. Çok uykusuzum. Artık gidiyoruz. Bugün de biraz daha gezip sonra uçakla döneceğiz. Aslında bir pantolon getirmiştim. Onu giyecektim. Ama uçak yolculuğu yapacağımız için rahat olsun diye yine eşofman giydim. Hoşça kal. Görüşürüz. İzmir'den tek sandık gelen yer. Arkadaşlar, Ulus Meydanı dolaştık. Ondan sonra da Kızılay'a doğru gittik. Gerçekten çok kalabalık. Yani dönüp İzmir'imin toprağını öpmek istiyorum. O kadar kalabalık. Sonunda gidiyoruz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Güzel makarna almıştı. En sevdiğim abi olduğu için onu sona bırakmış. Arkadaşlar, şimdi böyle bir AVM'ye geldik. Burada yemek yiyeceğiz ve gideceğiz.
arkadaşlar AVM bayağı büyük ve bayağı değişik yapılı güzel bir AVM. Bu odaya gezmek isterdim ama pek vaktimiz yok. O yüzden galiba sadece yemek yiyip gideceğiz şimdi. Mağazalar da içeride. Böyle bir restoranta geldik. Hemen ellerimi yıkayacağım. Sonra yemek yiyeceğiz. Gerçekten keşke daha fazla vaktimiz olsa çok güzel olurdu. Çünkü bayağı büyük bir AVM ve bütün mağazalar var. Böyle yemeklerimizi söyledik. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Hızlıca bir iki mağazaya bakıp hemen çıkacağız. Çünkü hiç vaktimiz yok. Burada da varmış. AVM'nin üstünden böyle bir geçiş yolu var. Buradan karşı bloğa gidiyoruz. Oradan da birazcık hemen bir mağazaya girip çıkacağız. Çünkü hiç vaktimiz kalmadı. Artık gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik ama gerçekten çekemeyeceğim çünkü şarjım %3. Arkadaşlar hello. Artık saçım başım dağıldı. Gerçekten çok yorgunum. Arkadaşlar annemler beni yurda bıraktı ve gittiler. Tek kaldım ve yurtta da kimse yok. Herkes yarın gelecek. Bugün ben tek başıma uyumak zorundayım. Kimse yok. Ve geldiğimden beri çok üşendiğim için daha valizi bile açmadım. Hiçbir şeyi yerleştirmedim. Saatlerdir öyle yatıyorum. Videoyu falan editledim. Pandora'dan bir tane charm almıştım. O gelmiş. Bakın şöyle bir sonsuzluk bence çok tatlı. Annemle birlikte seçmiştik. Şimdi annem diyor ki bence çok küçükmüş. Küçük ama bence çok tatlı. Ve ben bütün Pandora'mı pembe şeylerden doldurmak istiyorum. Bence çok tatlı duruyor. Arkadaşlar Ankara hakkındaki düşüncelerim de ben oldum olası hep denizli yerlerde, deniz olan yerlerde yaşadığım için ki ikinci ismim de deniz. Denizi gerçekten çok seviyordum ve o yüzden Ankara'ya da hep şey diyordum yani orada asla yaşamam, oraya asla gitmem falan filan ki hala aynı düşünüyorum. Annem üniversiteye Ankara yazmak ister misin diye sorduğunda ben hem Kuşadası'na yakın diye hem de çok seviyorum diye bir tek İzmir yazmıştım. Tek bir tercih yapmıştım ve o da gelmişti. Gerçekten çok mutluyum. Ve Ankara'ya annemin yakın arkadaşının yanına gittik. Yani Ankara bence çok kalabalık ve hani gerçekten bilmiyorum yani her sokağın sonunda deniz çıkacak mı acaba diye bir böyle bir beklenti. Tabii ki de çıkacağını düşündüğümden değil ama çıkmasını bekliyorum yani öyle bir his oluyor içimde. O yüzden gerçekten denizsiz bir şehirde yani yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Ama genel olarak gezi çok güzeldi. Atamı ziyaret ettik. Atakule'ye falan çıktık. AVM'ye gezdik. Arkadaşlar Swarovski'de bir tane bileklik gördüm ve çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bu Pandora'nın yanına da çok yakışıyordu. Onu alacaktım aslında ama ben Swarovski'nin gümüş olduğunu zannediyordum. Gümüş falan değilmiş ve galiba kararma yapıyormuş. Emin değilim bundan. Araştıracağım ama yani çok beğenmiştim. Gümüş olmaması bir tık üzdü. O yüzden almadım. Ve şimdi bütün bu eşyaları yerleştirip biraz dizi izleyip uyuyacağım. Yarın da zaten arkadaşlarım gelecek. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.